<سؤال> 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. الظالمين.bugünkü dersimizin konusu orucun ehemmiyeti ve meşruiyeti ile ilgilidir. Allahu Teala celle ve ala Zilzal suresinin son ayeti kerimesinde buyuruyor ki Estaizu billah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim miskali zerre, zerre malum güneş pencereden içeriye vurduğu zaman havada uçuşan şu küçücük toz parçaları ile tabir edilir. Kim miskali zerre bir iyilik de yapsa Allahu Teala Celle ve Ala'nın indinde bunun karşılığını görecek. Ve kim miskal zerre kötülük de yapsa Allahu Teala Celle ve Ala onu da hesap edecek. Kıyamet günü önümüze getirecek. Yani hayır ve şer adına kulun fiiliyat olarak işlediği hiçbir şey Allahu Teala Celle ve Ala'nın indinde kaybolmaz. Rabbul Alemin bizleri kendisine itaat ve ibadet edelim. Onun rızasını elde edelim. Kıyamette onun bize nimet ve fazilet olarak vermiş olduğu cennetine dahil olabilelim diye bazı farzlar bizim önümüze koymuş Allahu Teala. Allah Celle Celaluhu bizim üzerimize bırakmış olduğu bir mükellef olarak bizden istediği o farzlardan bir tanesi de malumun oruçtur. Evet hocam. Oruç ibadetler içerisinde fazileti yüksek olan ibadetlerden biridir. Bir insanın bedeni gibi düşünelim. İnsanın eli çok kıymetlidir. Ayağı çok kıymetlidir. Gözü çok kıymetlidir. kulağı çok kıymetlidir. Bütün bu saymış olduğumuz azalar bedenin tamamını teşkil eder. Namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadet bunlar da dini mübin dini İslam'ın bütününü tamamını teşkil eder. İşte o dini mübin İslam dininin bütününü teşkil eden ibadetlerden biri de oruç ibadetidir. Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bize şu hadisi rivayet ediyor. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala nakildir. Dedi ki Ebu Hureyre, Allah'ın Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem dedi ki Allahu ta'ala diyor. Yani hadis hadisi kutsidir. Efendimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Allahu ta'ala celle ve ala söylüyor dedi. Allahu ta'ala celle celalu ne buyurdu? Dedi ki Adem oğlunun bütün ameli kendisinedir. İnsan oğlunun yapmış olduğu ibadeti ameli tümü kendisinedir. Ancak oruç hariç. O banadır ve ben ancak onunla mükafat veririm. Yani hadisten ifade edilen hadisten anlaşılan şu ki Allahu Teala Celle ve Ala insan oğlunun yaptığı bütün amelde ameli kendisinedir. Yani her amelde mutlak surette nefsin kişinin varlığının bir payı vardır içinde. Kişi abdest alır. Nefse illaki zaman zaman bir pay çıkar burada. Ne kadar güzel bir abdest aldım gibi. Ne kadar güzel bir ibadet ettim gibi. Veya dışarıdan birinin nazarıyla bakmasıyla şu adam ne kadar güzel namaz kıldı demesi gibi. Yani mutlaka nefsin bir payı vardır onun içerisinde. Ancak oruç için nefsin hiçbir payı yoktur. Çünkü bütünüyle gizlidir ve hiç kimse bu ibadete müşahede etmemektedir. Hiç kimse bu ibadete müşahede etmediği için Allahu Teala Celle Celaluhu ne buyuruyor? O benimdir ve ben ancak onunla mükafat veririmdir. Bizim yapmış olduğumuz ibadetler, hasenatlar, el hasenatu bi aşiyem birden ona kadar katlanır ondan 700 lere kadar katlanır der Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani birçok ibadetin misalini sevap bakımında Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem vermiştir. Birden ona kadar, ondan 700 kata kadar gibi rakamları talaffuz etmiş Efendimiz aleyhisselatü ve vesselam. Ancak orucun sevabını talaffuz etmemiş. Zira Allahu Teala Celle ve Ala o benimdir ve ben ancak onunla mükafat veririm buyurmuştur. Oruç kalkandır. Nasıl ki savaşta kalkan insanı kılıç darbelerinden, mızraktan, oklardan muhafaza ediyorsa, oruç da mümin ile cehennem arasında bir kalkandır. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem bir günlük oruç kişi ile cehennem arasında 70 yıllık mesafe koyar diyor. Bir günlük oruç kişi ile cehennemin arasına 70 yıl mesafe koyuyor. Peki bu Allahu Teala Celle ve Ala'nın benimdir demiş olduğu bu orucu nasıl tutmak lazım? Resul-i Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis devamında buyuruyor ki sizden biriniz oruçlu olduğu gün kötü konuşmasın, gıybet etmesin, yalan söylemesin, haşa küfür etmesin, birilerini çekiştirmesin ve hataya düşmemeye dikkat etsin. Şayet bizim elimizden olmadan birisi geldi bize sataştı. Bize hakaret etti. Dövüşmek istiyor bizimle. O anda da ne demek lazım? Ben oruçluyum deyip çekinip gitmek lazım. Allahu Teala Celle ve Ala'nın rızası doğrultusunda sadece Rabbul Alemin benimdir dediği bu ibadete dünyevi herhangi bir meşgaleti herhangi bir olumsuzluğu dahil etmemek lazım. Evet hocam. Ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dedi ki Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki لَخَلُوفُ فَمِّ السَّائِمِ Oruçlunun ağız kokusu Allah'ın indinde miskin kokusundan daha güzeldir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Düşün ki Allahu Teala ne kadar önem veriyor bu ibadete? Tutana ne kadar önem veriyor? Tutanın ağız kokusu benim indimde miskin kokusundan daha güzeldir diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Evet hocam. Evet oruçlunun iki sevinci vardır. Bu sevinçlerden biri iftar vaktidir. Diğeri ise Rabbi ile karşılaştığı zamandır der Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kısaca orucun ehemmiyeti bu hadisi kutsi ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sözüyle kısa da olsa ifade etmeye gayret ettik. Hakikaten Allahu teala celle ve ala o büyük ibadeti, o büyük kulluğu hastalarımızın üzerinden de o hastalığı kaldırarak onların da bu ibadete ortak olmasını Rabbul Alemin cümlemize nasip etsin inşallah. Amen. Oruç kişinin kendini tutmasıdır. Neyden kendini muhafaza etmesi, neyden kendini tutması, sakındırması, yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten kişinin kendini muhafaza etmesi. Ne kadar bir zaman diliminde imsak vaktiyle güneşin batımı arasında olan zaman diliminde kendini muhafaza etmesine denir. Şer'i usullere göre savun diye ifade ettiğimiz nedir? Belli bir zaman diliminde dulu'ul fecirden, keza imsak vaktinden, akşam güneşin batımına kadar olan zaman dilimi içerisinde dinimizin bize oruçluya yasak kılmış olduğu fiiliyattan uzak durmaktır. Neden? Oruç faziletlidir. Ama neden bir husus Ramazan orucu? Zira Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek buyuruyor ki Ramazan ayların efendisidir. Ramazan ayı 12 ayın içerisinde bütün ayların efendisidirdir Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bunun ifade, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bu ifadesi şu hadis ile daha iyi anlaşılıyor. Ardından gelen Ebu Hureyre radıyallahu teala'nın rivayet etmiş olduğu hadiste Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan geldiğinde, Ramazan orucu, Ramazan ayı geldiğinde cennetin bütün kapıları açılır. Yani Allahu Teala Celle ve Ala olanca rahmetiyle mümin kullarına rahmet eder. Semanın kapılarını açar Allahu Teala cennetin kapılarını açar. Yani kulunun affı için Allahu Teala Celle ve Ala bahaneler arar. Bir şey olsa da ben onu bağışlasam. Olanca merhametiyle bütün cennet ve rahmet kapılarını açıyor. Ve o ayda Allahu Teala Celle ve Ala cehennemin ise bütün kapılarını kapatıyor. Yani gazabı ile kullarıyla muamele etmiyor Allahu Teala ve Celle ve Ala. Rahmet o ay daha çok ön planda. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek buyuruyor ki şeytanların hepsi de zincirlere vurulur o ay. Oruç ibadeti ne zaman bizim üzerimizde farz oldu? Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke döneminde Mekke-i Mükerreme dönemi oruç Mekke döneminde farz edilmedi. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti malum. Hicretin ilk yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir usul izliyordu. Her aydan iki gün, üç gün oruç tutardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve buna ilaveten aşura orucunu tutardı Efendimiz aleyhisselam. Ta ki Hicretin ikinci devriye senesinde Şaban ayının 15'i 16'sı gibi Allahu Teala Celle ve Ala bir sonra yani Şaban'dan sonra gelecek olan Ramazan ayındaki orucu farz kıldı. Evet, Hangi Hangi ayeti kerime ile farz kıldı Rabbul Alemin? Bakara suresinin 183. ayeti kerimesi ile Rabbul Alemin farz kıldı. Estaizu billah Rabbul Alemin ne buyurdu? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler dedi Allahu Teala. Kutiba aleykumus siyamu. Oruç sizin üzerinize yazıldı. Yani farz kılındı. Farz kılındı. Allahu Teala Celle ve Ala bunu bizim üzerimize farz kıldı. Evet. Peki bizden öncekilerde oruç tutar mıydı? Kema kutiba alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Yani oruç demek ki bütün dinlerde vardı. Bizden önceki ümmetlere Allahu Teala Celle ve Ala orucu farz kılmıştı. Ama mahiyetine göre belki üç gün, belki beş gün, belki bir gün, belki elli gün, belki kırk gün tafsilatlı kitaplarda ifade ediliyor. Lakin bilinen hakikat şudur ki ümmetlere, bizden önceki ümmetlere de oruç farz kılınmıştır. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a oruç farz kılındı hicretin ikinci senesinde. Yani ortalama Allah Resulü Sallallahu Teala Aleyhi Vesselam 9 yıl Ramazan orucunu nübüvvet hayatında tamamıyla tutmuştur. Çünkü ondan önce henüz farz edilmemişti. Farz edildikten sonra toplamda 9 yıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan orucunu tuttu. Ramazan orucunun şimdi Rabul Alemin bize dedi sizin üzerinize oruç farz kılındı sizden öncekilere farz kılındığı gibi arkasından gelen ayetle de Rabul Alemin zamanını tayin ediyor. Ta ki ayet-i kerime nereye kadar geliyor? Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki o Ramazan ayında Kur'an-ı Azimüşşen nazil oldu. O Kur'an ki insanlara bir hidayettir. Hak ile batının arasını ayırt edicidir halal ile haramı beyan edici, açıklayıcıdır. Ve sizden kim femen şehide minkumu şehre, sizden kim o Ramazan ayına kavuşur ise fel yasumu. Bu ayı dedi allah Teala Azze ve Celle. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam İslam'ın beş ana temelini malum bize izah ediyor hadis-i şeriflerinde. i̇bn Umar radiyallahu rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki ''Buniyel İslamu ala khamsin. İslam, beş şey üzerine bina edildi. Evet hocam. Yani İslam'ın yapısından bahsetmiyoruz. Temelinden bahsediyoruz. İslam, beş temel üzerine bina edildi. Bu temeller nelerdir? İşte şahadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Birincisi kelime-i şehadettir. İkincisi namaz kılmaktır. Üçüncüsü zekat vermek, dördüncüsü gücü yetene hac etmek ve beşincisi ise Ramazan orucudur. Dini mubin İslam bu beş ana temel, ana üsül üzerine kurulmuştur. Temel ne kadar sağlam olursa üzerindeki yapıyı, üzerindeki binayı o kadar daha rahat taşıma gücüne sahip olur. Temelde yani bu beş ibadette bozukluk, bu beş ibadette eksiklik, Yapmamaya gayret etmek lazım. Evet hocam. Oruç az önce okuduğumuz ayet-i kerime ile farziyeti hüküm olarak sabittir. Allah muhafaza. Bir insan farziyeti ayet-i kerime ile sabit olduğu halde orucun farz olmadığını iddia ederse Allah muhafaza küfre girer. Orucun farziyetini inkar etmiyor kişi farz olduğunu bildiği halde gücü de yettiği halde oruç tutmuyor ise fasık ve asi olur. Evet hocam. Ramazan orucu ne ile sabit olur? Malumun Ramazan ayının hilalının görünmesi ile sabit olur. Şaban ayının 29'unda gözümüz neyi arar? Ramazan hilalini arar. Küçük ince bir çizgi şeklinde ay çıkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o hilalı gördüğünüzde ertesi gün Ramazan'ın biridir. Orucunuzu tutun. Fe <laughs> in Şayet hava kapalı, bulutlu, onu göremedik. O zaman Şaban'ı 30'a tamamlayın dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan-ı Şerif Eskiden böyle sabit edilirdi. Böyle anlaşılırdı. Hilal takip edilerek Ramazan'ın zamanı tayin edilirdi. Evet hocam. Peki günümüzde buna ihtiyaç var mı? Günümüzde buna ihtiyaç yok. Çok daha gelişmiş teknolojik aletler ile ayın çıkıp çıkmadığı rahatlıkla tespit edilmekte ve takvim kağıtlarına da bu aynı şekilde yazılmakta. Dolayısıyla biz günümüzdeki güncel takvimlerimizden Ramazan'ın biri ise o güne uyarak Ramazan orucumuzu tutmaya gayret etmemiz lazım. Evet hocam. Orucun bir de şartları var. Hani dedik ya dersimiz orucun emniyeti ve meşruiyeti ile alakalı. Meşruiyetin içerisinde ne var? Orucun bir de şartları var. Mesela oruç Allahu Teala Celle ve Ala'nın rızası için tutulan bir ibadet olması hasebiyle Ramazan-ı Şerif Allahu Teala Azze ve Celle'nin rızası en rızasını elde etmek maksadıyla tutulan bir ibadet yapılan bir amel olduğu için bunun da özelliği şudur. Müslüman olan tutabilir. O kadar kıymetli güzel bir amel ki ancak Müslümansan tutabilirsin. Evet. Yani Allahu Teala Celle ve Ala bu lutfundan, kereminden, ihsanından kimi payidar ve nasipdar etmek istiyor? Müslümanları. Müslümanı nasipdar ve payidar etmek istiyor. Dolayısıyla orucun Oruca giriş daha yapmadan farzlarını, sünnetlerini, mekruhatlarını neler orucu bozar neler bozmaz buna daha giriş yapmadan önceki Şartlardan biri Müslüman olmaktır. Evet hocam. İkincisi ise buluğ çağına ermiş olmasıdır kişinin. Buluğ çağına ermiş olması yani çocuk yaşta çocuğa ne zaman oruç tavsiye edilir? Oruç ne zaman çocuğa sevdirilir? 7 yaşından itibaren oruç çocuğa sevdirilir. Hani bizler de küçükken bunları yaşadık. Annelerimiz, babalarımız bize karşı çok merhametlerinden, şefkatlerinden ötürü bütün gün tutamazlar düşüncesiyle derlerdi ki öğlene kadar bugün tut, yarında işte öğleden sonra akşama kadar tut, ikisini kaynak yap bir gün olur. Maksat burada o ibadeti sevdirmek. Maksat o çocuğa da Allahu Teala Azze ve Celle'nin ibadet aşkını Rabbul Alemine kulluğu aşılamak. Hani atalarımız derler ya ağaç yaşken eğilir. Mesele bu. O küçük yaşta o çocuğa Allahu Teala Azze ve Celle'nin kulluğunu, ibadetini sevdirmek ve örnek teşkil etmek. Mesele özü bu. 10 yaşına çocuk geldiğinde o çocuğa biz oruç tutmayı artık emrederiz, tavsiye ederiz. Tamamıyla günler bir gün iki gün, üç gün böyle tam gün olması şartıyla oruç tutmasını çocuğumuzdan talep ederiz. Fakat buluk çağına kişi erdikten sonra artık Allahu Teala Azze ve Celle'nin indinde mükelleftir. Artık kendi üzerindeki sevabı, günahı amel defterlerine işleniyor. O noktadan sonra ibadette aksaklık, göstermemeye gayret etmesi lazım. Buluğ çağını erdikten sonra tutmaması durumunda günahkar olur. Peki bu küçük çocuğa biz orucu aşıladık, tutuyor. 10 yaşında tuttu. Sevabı kime gider? Anneye babaya gider. Çocuk buluğ çağına ermeden yapmış olduğu bütün güzel işlerin sevabı onu yetiştiren anne ve babasındadır. Evet hocam. Dedi ki Birinci şartımız nedir? Müslüman olmak. İkinci şart ise akıl sahibi olmaktır. Allahu Teala Celle ve Ala bu oruç ibadetini mecnuna emretmemiş. Akıllıya emretmiş. Akıl dediğimizde burada nasıl bir tarif yapsak uygundur? Dünyevi hesap kitabı iyi bilen, fakat iş ahirete gelince işi deliliğe vurursak o sıra bakma bu noktada biz o ibadetten muaf tutulamayız. Dünyanın menfaatine düşkün olmayı bilip ahiret için kendisine yararlı amellerin menfaatine düşkün olmayan dünya için o aklı kullanabiliyorsa akıllıdır. Kısa bir tabirle bunu ifade edebiliriz. Peki mecnundan kastımız nedir? Hayır ile şerri, menfaat ile zararı birbirinden ayırt edemeyen kimsedir. İşte evet. ona oruç farz değil. Üçüncü şartımız ise, orucun üçüncü şartı ise, bu da tabii daha çok hanım, hanımları, hanım kısmını ilgilendirir ki, adet ve lohusalık döneminde olmamaktır. Yani oruç için temiz olmak lazım. Adet ve lohusalık dönemi olmaması gerekiyor. Çünkü Ayşe radıyallahu teala anha annemiz der ki Allah'ın Resulü sallallahu taala aleyhi ve sellem bize or bu dönemlerde orucun kazasını emretti, namazın kazasını emretmedi. Malum adet ve loğusalık döneminde namazda, oruçta olmaz. Ancak orucun kazası var, namazın kazası yok. Yoktur. Orucun kazasının olmasındaki hikmeti ise yılda bir gelen bir ibadet olduğu içindir. Rahmet ayı olduğu içindir ki Allahu Teala Celle ve Ala bundan bizim mahrum kalmamızı istemiyor. Meselenin özü kısaca bu. Ve beşinci şartımız ise kişinin oruç tutmaya gücünün yetmesi lazım. Şimdi bir insan eğer oruç tutamıyor ise. Oruç tutmamakla beraber yani yaşı çok ileride olduğu için tutamıyor. Veyahut da günümüzde ifade ettiğimiz amansız bir hastalığa yakalanmış onun hastalığından kurtulması umulmuyor artık. Yani bu hastalığın bitip adamın tekrar şifaya kavuşması ümit edilemiyor. Ümit kesilmiştir. Kastettiğimiz bu hastaların oruç tutmam tutmamaları lazım. Yani kişinin gücünün yetmesi lazım oruç tutmaya. Yaşlılıktan ötürü oruç tutamayan veya hatta iyileşmesi umudu kesilen bir hastalık içerisinde olan kişi oruç tutmaz. Onlar tutamadıkları her gün için birer fidye verecekler ki zamanı geldiğinde inşallah bunu da dersimizde güzel bir şekilde izah etmeye gayret edeceğiz inşallah. Peki hocam. Ha, gücü yani dedik ya hastalığından şifa bulması umulmayan kişi orucunu bozar, oruç tutmaz, fidye verir. Ama hastalığının iyileşmesi umulan kimse ise iyileştiği zaman kazasını tutar zaten. Peki hocam şeker hastaları gibi, tansiyon hastaları gibi sürekli bir şey yemesi veyahut da içmesi gereken, ilaç alması gereken kişiler ne yapacaklar? Sürekli hastalığı olan yani iyileşme umudu kesilmiş olan hastaların e, oruç tutmaması lazım. Bunların e, tutamadıkları gün için fidye vermeleri lazım. Daha sonra hastalığının iyileşmesi umudu olanlar ise yani geçici bir dönem bir rahatsızlık yaşamış, bu rahatsızlıktan sonra tekrar sıhhatine, şifasına kavuşacak olan insanların ise ee, kefaret ve fidye gibi bir şeyle meşgul olmayacak. O zamanı iyileştikten sonra güne gün kazasını tutacak. inşallah Peki hocam bazıları e, gene de tutmak için kendisini zorlasa, kendisine zarar verse, bunun Benim. hükmü nedir? allah Teala Celle ve Ala malum Ramazani, Ramazan e, Ramazan e, hükmüyle alakalı ayeti kerimede sizden kim hasta ise veya da yolcu ise diğer günlerden o tutamadığı gün kadar gün tutsun diyor Allah Azze ve Celle. Ya Rabbul Alemin bize bir ruhsat vermiş ve bu vermiş olduğu ruhsatta da Allahu Teala Celle ve Ala bize demiyor İlla e, illa tutacaksınız. Çünkü ayet de sabittir. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِكُمْ اِلَى Kendinizi tehlikeye elinizde atmayın. Bizim burada ruhi, bedeni olarak zarar göreceğimiz türden bir hastalık var ise bunu biz kastediyoruz yani e, bedenine zarar gelmesin. Sürekli hastalıktan kastımız bu. Sürekli hasta olup da illa ben oruç tutacağım diyen bir insanın da kendini tehlikeye atmaması lazım. Şayet doktorlar ona oruç tutmaman lazım, ilaçlarını kullanman lazım. Tutmaman durumunda şöyle şöyle zararlar görürsün, bedenen e, sağlığını kaybedersin gibi bir takım tehlikelerde bulunmuşlarsa o kişinin tutmaması lazım. Allah razı olsun. Peki hocam. Yani bu da tabii bir iki doktorun, üç doktorun hani sadece bir kişiyle insan mutmain olmak için yetinmezse o da olur yani. Bir doktorlar mutmain olmadı. ikinci bir doktor, üçüncü bir doktor. Yani maksat burada e, hakikaten evet benim bedenim için bir tehlike söz konusudur ve ben e, bedenimi tehlikeye atmayayım. Allahu Teala Celle ve Ala'da nasıl olsa ruhsat vermiş zaten. Allah razı olsun. Bir de Ramazan-ı Şerif'in o dışındaki şartlardan biri de vaktin girmesidir. Malum şu anda bir cümle beş vakit namaz bizim üzerimizde farzdır. Bir cümle. Topyekün beş vakit namaz farzdır. Şu anda örneğin vakti girmemiş olan öğlen namazı bir cümle farzdır ama vakti girmediği sürece bizim üzerimizde farz değil. Vaktin girmesiyle beraber farz olur. Evet hocam. Yani namaz farzdır ama muvakkit olarak farzdır. Zamanlıdır, e, vakitsel bir farzdır. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı hepsinin belli vakitleri var. O vakit girdiği zaman farz olur. Ramazan orucu da aynen o şekilde. Yani biz şu anda kalkıp desek ki öğlen henüz girmemiş, öğlen namazını kılalım dersek olmaz. Öğlen ne zaman vakti girer o zaman farziyeti bizim üzerimizde oluşur. Ramazan-ı Şerif de aynı şekilde vakti girdiğinde, Ramazan ayı geldiğinde bizim üzerimizde farz olur. Bir cümle farzdır lakin vakti gelmediği sürece kişi tutmaz. Vakti geldiğinde o orucunu mutlaka tutması lazım. Evet hocam. Bu Ramazan ayı hakikaten Allah-u Teala Celle ve Ala'nın bütün kullarına en başında da ifade ettiğimiz gibi rahmetiyle muamele ettiği aylardan biridir. Bir son 10 günde Ramazani Şerif ayına girip Ramazan orucunu tutan bir insanın son 10 günde ibadetlerine daha ziyade ağırlık vermesinde fayda vardır. Ahireti için. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha annemiz der ki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek Ramazan'ın son 10 günün son 10 gününde çok daha ziyade ile ziyadesiyle ibadetle meşgul olurdu. Mesela son 10 günde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bütün geceyi ihya ederdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bütün geceyi ihya ederdi. Normal zamanlarda bazen uyup bazen kalkar ama Ramazan'ın son 10 gününde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün geceyi ihya ederdi. Bununla yetinmeyip bu daha ziyade rahmetten istifade etmek adına ehlini de uyandırırdı der Ayşe annemiz radıyallahu anh'a. Ve ve şeddel mi'izere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kemerini ibadete sıkardı. Hani bazen deriz ya hele bir kendini sık bir silkelen kendine gel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son 10 günde kemerini sıkardı ibadet için. Yani daha ziyade ibadete kendini verirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam. Evet hocam. Yani mesele burada bir fırsattır insanın önünde. Ve o fırsatı en güzel şekilde insanın değerlendirmesi lazım. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem hutbenin, minber, hutbe okumak için minberin basamaklarını çıkıyordu. Amin dedi. Tekrar amin dedi. Tekrar amin dedi. Üç sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi. Sahabe-i kiram sordu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama neden siz amin dediniz üç sefer ya Resulallah? Bundaki hikmet nedir? Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Cibril-i Emin bana geldi. Ve dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anne babası yanında yaşlılığa kavuşmuş da onlara gerekli şekilde güzel bir hizmet yapmayıp onların rızasını elde etmemiş olana cehennem müstahak olsun. Amin dedim diyor. Ana babanın hukukunun ehemmiyetine değindi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sonra Cibril bana dedi ki ya Muhammed aleyhisselam Ramazan ayına kavuşup da o ayda af olunmayana da yazıklar olsun. Ona da amin dedim diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Demek ki Ramazan ayı öyle güzel bir ay, öyle faziletli bir aydır ki insanın mutlaka bu ayda kendini Allahu Teala af azze ve celle'ye affettirmeye gayret edip bir takım bahanelerle Allahu Teala celle ve alanın ipine sımsıkı sarılmaya gayret etmesi lazım. Evet Bir husus dedik ya şu son 10 günde. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem alel itlak insanların en cömertiydi. Mutlak surette insanların en cömertiydi. Lakin Ramazan-ı Şerif ayında ziyadesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cömert olurdu. Daha ziyade cömertlik yapardı. Hele bir husus Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geceleri Cebrail geldiğinde ise keyfi bir başka olurdu. cibril ile Emin'le oturur Kur'an müderese ederlerdi. Kur'an'ın üzerinde ders yaparlardı. Cebrail Aleyhisselam'la. Bu oruç tutan biz müminler için ne ifade ediyor? Ramazan ayında hayır ve tasadduk yollarında Allah için insanın elini bol tutmaya gayret edip, fakiri fukarayı, gurebayı gözetmeye gayret edip, iki lokma ekmek yedirmek suretiyle de olsa, evinde bir iki misafiri ağırlamakla da olsa bu cömertliği yapıp, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sünnetinden kendini mahrum bırakmaması lazım. Evet hocam. Yani Rabbul Alemin hadis-i şeriftir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İrhamu men fil ardi yerhamukum men fil sema Siz yeryüzündekilerine merhamet edin ki gökyüzündekiler yani Allahu Teala Celle ve Ala da size merhamet etsin. Merhamet ettiğimiz kadar merhamet olunuruz desek inan ki yanlış söylemiş olmayız. Biz bir versek Rabbul Alemin on veriyor, yedi yüz kata kadar bunu çıkarıyor. Ama Allahu Teala Celle ve Ala'nın o sonsuz bize vermiş olduğu dünyevi olarak nimetinden, rahmetinden biz de bazı insanlara inşallah bu noktada istifademizi, faydamızı dokundurursak lehimizedir kıyamet günü. Enes radıyallahu Teala der ki, gene oruçta dikkat etmemiz gereken bir husus, sahuru mutlaka yapmaktır. Mutlaka derken farz mıdır? Değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. sünnetidir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek emir ediyor. Buyuruyor ki sahur yapın. Zira sahurda bereket vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle ifade ediyor. Ramazan ayına mümkün mertebe girmeden kırgınlık dargınlıklarımız varsa bunları gidermeye gayret etmemiz lazım. Birilerine nefret etmek haset etmek veya birileri bize kızmış, gönül koymuş, konuşmuyor bizimle. Mümkün mertebe haklı ve haksız ayırt etmeksizin. Haklı haksız ayırt etmeksizin. Sırf Allah Celle Celalu'nun rızasını elde etmek adına barışık olmaya gayret edip barışmak ve o ibadetin içerisine kimsenin ahını, gönlünü almadan o ibadetimize devam etmemiz lazım. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşantısı zaten ümmet olarak bize yetiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısını burada takip etmek lazım. Kur'an ile meşgul olmak lazım. Çok Kur'an-ı Kerim okumak lazım Ramazan ayında. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ın ehemmiyetinde vermiş olduğu önemli mesajlardan biri de iftarı vaktinde yapmaktır. İftarı vaktinde yapmak. Yani Ezan okunduğunda kimi bekliyor ki hele biraz daha karanlık çöksün. İnan ki bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yeri yoktur. Kimi bekliyor ki hele bir ezan bitsin, ondan sonra. Ezan okunduysa vakit girmiştir. O noktadan sonra artık orucumuzu bozma, orucumuzu açma emri bize verilmiştir. Kimin tarafından? Rasul Zişan Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Evet, Dolayısıyla iftarı tehir etmemek lazım. Bir yudum suyla da olsa açmak lazım. Ve mümkün mertebe bu iftarı da gene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden biri olan hurma üzerinde öncelikle açmak lazım. Hurma ile iftarı açmak lazım. Hurma bulunmadığında ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize suyu tavsiye etmiştir. Su ile iftarımızı açabiliriz keza hurmayı bulamadığımız zaman. Kişi Ramazan-ı Şerif ayında saniye, dakika, saat, salise her anı Allahu Teala Azze ve Celle'ye secde, secdedeymiş gibi ibadet yazılır. Her an değerlendirilir. Gaflete düşse de düşmese de imsak vaktinden güneşin batımına kadar olan bütün bu zaman diliminin hepsinde onun melaikeleri durmaksızın ona sevap yazıyor. Hep ibadetin içerisindeymiş gibi fazilet sahibi oluyor. Rabbul Alemin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapmış olduğu o dua ile inşallah bizleri de Ramazan ayına kavuştursun. Amin. Mevla Azze ve Celle kullukta Allahu Teala Celle ve Alaya hakkıyla ibadet eden kullarının zümresine de bizi ilhak eylesin inşallah. Amin. Peki hocam bu sahur hakkında uygulanıyor da vaktin başlangıcı imsak vaktinin girişiyle midir yoksa ezanın bitişi mi muhteberdir bu konuda? Yani e, dediğiniz gibi insanlar arasında sanki şöyle bir şey meşhur olmuş. Hani ezan bitene kadar yiyebiliriz. Onu mu kastettin? Evet hocam. Yani ezan bitene kadar da yiyebilir miyiz diye. E, şöyle ki, ezan neyin işaretidir? Neyin alametidir? Öncelikle ona bakmak lazım. Malum e, imsakla beraber okunan ezan artık e, orucun vaktinin girdiğinin işaretidir. Alametidir, nişanesidir. Dolayısıyla vakit girdi diyor ezan. Allahu Ekber diye lidaya başladığında bize bir işaret ve alamettir ki bak artık oruç başladı. Oruç başladı, hele bir iki lokma daha, üç dört lokma, beş altı lokma daha yesem, ezan bittikten sonra da bir iki lokma daha, bir iki saniye daha dersek, ne zamana kadar bu uzar gider düşün. Dolayısıyla, en faziletli olan, en ehemmiyetli olan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, en muvafık ve en uygun olan, ezanın başlamasıyla beraber bunu kesmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, sünnetinde şu yoktur. Ezan bitimine kadar yiyebilirsiniz gibi bir ifade söz konusu değildir. Dolayısıyla ezan başlamasıyla beraber kişinin yemeği içmeyi terk etmesi lazım. Hatta o an ağzında olanları dahi yutamaz değil mi hocam? Ağzındakini dahi dışarıya çıkarması lazım diyor kitap. Aynen öyle. Allah razı olsun. Peki hocam bu akşam iftar vaktiyle alakalı. Evet. E, namaz mı ilk önce kılmalıyız yoksa İftarımı ilk önce yapmalıyız çünkü bazen yemekten dolayı namazı sıkıştırabiliyoruz. Allah razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Bu bütün zaman dilimleri için söylenmiş bir hadis-i şeriftir. Yani burada artık oruç zamanı, iftar zamanı veyahut da orucun dışındaki herhangi bir zaman dilimi fark etmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek buyuruyor ki e yemek hazırsa ve namaz vakti girdiyse önce yemeğinizi yiyin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki önce yemeğinizi yiyin. Bu sadece Ramazan'a has bir durum değil. Normal diğer zamanlar içinde keza öyledir. Yemek hazırdır ve namaz vakti girmiştir. Önce neyle başlamak lazım? Yemekle başlamak lazım. Tabi namazın haram vakte girmeyeceğinden, namazın kazaya kalmayacağından veya mekruh vakte girmeyeceğinden emin olan kimse içindir bu. Şimdi namaz vaktidir ve yemek de hazırdır. Yemekle yarım saat meşgul olduk, 40 dakika meşgul olduk. Misal ikindi okundu. Bunun bir kıymeti kalmadı. Namaz garantide ise, vakti genişse, tehlikeye girmeyecekse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu kastetmiştir önce yemekten başlayın. Ama namaz sıkıntıya girecekse önce namaz sonra yemekle devam etmek lazım. Evet hocam. Allah razı olsun. Bunun sebebi namazdaki huşuya engel olduğundan dolayı değil mi hocam? Namazdaki huşuya engel oluyor. Aynen öyle. Yani kişini, kişiyi kişiyi Allahu Teala azze ve celle'nin ibadetine odaklanmaya, e, odaklanmaktan alıkoyuyor. Evet hocam. E, gaflete sebebiyet veriyor. İbadetle meşgul olmak yerine nefsiyle meşgul oluyor. Dolayısıyla bizden istenen nedir o ibadetin içerisinde? Allah'la meşgul olmak. Evet. Allah Azze ve Celle ile meşgul olmak istendiği için ve açlık da o meşguliyeti bozduğundan dolayı önce nefsin payını vermek gerekiyor. Hadis-i şerif gereği. Fakat dediğimiz gibi eğer namaz tehlikeye girecekse önce tamam. namazı kılmak lazım. Peki. Allah razı olsun. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.